soru daha geliyor hemen. Şimdi sana yöneltilen sorudan devam Hani ediyorum. oraya sıkıştırmıştık ya. Heh. Onu ben şahane Evet. bir şekilde tamamlayayım. Tabii ki. Hani şey. Sana birkaç soru daha sana var hazırladım yani. Öyle çok derin mevzulara girmeyeceğiz. Öyle Ya şey asla yok. uyarayım sizi yani. Hiç Ben bunu hoşlanmıyorum. uyarmana gerek yok. Televizyonda da yemiyor. Çünkü sordukları her soruya delikanlı gibi cevap verdiğim için. Boş ver şimdi biz Şimdi oralarda değiliz. ben burada bir gireceğim araya. Şimdi ben senin önceki yaşamını bilmiyordum. Senin kim olduğunu da bilmiyordum. O yüzden o tarz sorular sorarsam hani affına sığınarak soracağım. Cevaplayıp cevaplamamak sana kalmış ki başlamadan önce söyledik bunu hani. Sorarsan Cevaplayamayacağım cevaplayamazsın. bir soru olursa hani bu Susar. başka tarafı Veya ilgilenecek öyle bir şey ya da hani olmayacak. o popülizme hizmet edecek bir Anladım. Bir şeye şey cevap vermek söyleyeceğim şimdi. Bir istemiyorum şey aslında. söyleyebilir Çok miyim? o bakış açımı Bir uymuyor başka zaten. yerdeyim ben. Hani o da başka yerde. Ama sorusuna Tamam, müsaade sakin ol. Tamam, eder soracağım. misin? Ben sorularımı bitireyim. O sana arka arkaya daha derin sorular soracak. Ben rahat rahat Tamamen seninle baş senin başa kalmak ben istiyorum. ama bunu bu amaçla açtım. Ha, ben de bu amaçla açtım. Tamam, ilk önce biraz o zaman Ben os gidiyorum olsun. üst soru sonra sete. Şimdi Maxim'le çalıştın. Senin en çok etkileyen Astoris kimdi? Abi çok güzel bir soru. En rahat çalıştığın Astoris kimdi? En sorunlu çalıştığın Astoris kimdi? Ve gerçekten Astorisler alt kadrolarını ve işte Benim çalıştığım bütün gerçekten hiç ne kimdi en sor hiç iyisi, en sevdiğin? ha var bir tane İşte onu ya. merak ediyorum ben. Basit sorular. Ama kötü bir şey değil mesela, bunu söyleyebilirim. Ama adını unutmuş olabilir miyim? Nasıl unutacaksın Ha, Astoris? Hülya Suer. Ha. Aaa. Ben Hülya tam Suer. Çok bilmiyorum. küçük bir şey yaşamıştık. Ben çünkü biraz yaşım çok küçüktü hatta, bayağı Tabii çok erken şöhret 20 oldun. falan yaşındaydım galiba. Dans ediyoruz, Antep'teyiz. Şeyi demişti. Yani ben dışarı çıkmak istemiştim gece. Dışarı çıkmak orada biraz sakıncalıydı falan. Ben de çalan gruba dedim ki abi beni de götürün gittiğiniz yere. Onlar işte olmaz ya, gelemezsin falan filan. Ben işte şapka taktım falan. Öyle gittim onlarla. Ertesi gün tabii sıkıntı oldu. Ya kovulacağım ya özür dileyeceğim. Ben de özür, hani yanlış yaptığımı düşünmediğim için özür dilemekten hoşlanmıyorum. Yani. Şey, ayağımı kaldırmıştım. Hani ilkokul Ciddi. çocukları gibi özür dilemiştim. Ondan sonra indirmiştim ama bunu sadece Umutlu olsun diye. masada şey o odada olan insanlar görmüştü. O görmemişti Bu yani. kötü bir şey Ama değil. şimdi herkes biliyor tabii Ama ki. şimdi şöyle Onun bir da şey kulağına var. gidecektir. Böyle bir şey Sonuçta yaptım biliyor bu musun kötü. abla? Vallahi yani Peki en gerek olmadı. sevdiğin böyle hayranlıkla izlediğin ya da hayranlıkla çalıştığın astrolist kimdi? Evet, bu da güzel bir soru. Yani seni çok Hayranlıkla. etkileyen. Harika amca. Vay. Vay. O da her devrin kadını Sibel Gökçe. Sen de her devrin kadınısın. Yani burada Harika ya, abi de sizin bir diziniz ben ona başlamıştı diyorum. hayrandım. Ben Gerçekten mi? ona nasıl hayranım biliyor musun? Yani o kadar güzel bir kadındı ki, yine güzel tabii ki de. Çok güzel bir kadındı. Yani suratına bakamazsın. O kadar güzel bir kadın. Kıyamazdın yani. Çok güzel bir kadındı. Yani evet. Bence de. Ses de güzeldi üstelik. Evet, zaten De bazen şarkıcı hani da çok harika. güzel kadın ama ses mort. Ama Hani hem güzel hem ama sesi güzel. Çok evet çok evet. temiz okur harika. Avcunun oktavı küçüktür ama ya ben biliyorsunuz Tamam, yakınlık geç derecemizi. harika. Neyse harbiden herkes hayran oldu kadın. O da Konuyu her devri harika, kadın. yine Harika öyle popüler bir şey camiaya oldu. getirdin Sizin olayı. bir Hiç diziniz sevmem ya. başlamıştı. Ne oldu? Ne Film miydi, dizisi diziydi? ya? Kaldırılmış mıydı yayından? En kilit sorun bu. Harika Avcı'yla birlikte Harika bir Avcı dizi ile siz başlamıştık. bir dizide Evet, biraz oynadınız. böyle fazla şeydi, action vardı Ben yanlış hatırlıyorum. Evet, o dizi kaldırılmış mıydı? Devam etti mi? hatırladım. Zannediyorum tutulmamıştı. Hatırlamıyorum. Yani silmiş olabilirim orayı. Ha. Evet. Yok yani. Hayır, o kadar hatırlamak istemiyorum. Tamam, dönebilir miyim? Çünkü Tamam. hoşlanmıyorum senin Tamam. sorularından. Sibel Gökçe çok iyi ya. Ay, hani o, bak şimdi bunlar çok magazinel ya. Tamam, insanların da bunlar hoşuna gidiyor. Eyvallah. Ama bu ben olmuyorum. Anlatabiliyor İşte ama muyum? insanlar seni böyle tanıyor. Malzemesin. Biz seni buradan çıkarıyoruz bu sayede. Ya Allah razı olsun ya. Tabii Ben şey dedim. minimal derecede yaşıyordum zaten bunu. Ama işte biraz bu Şimdi maksimuma çıkarsan. ha, Doğru ben Sibel Gökçe insanlar Evet. tanır. Nelerle uğraştığını, neler yaptığını. Ya beni bilen biliyor. Bak, bu çok güzel bir Bilmesi rock'n'roll gereken biliyor sorusu. seni aslında. Bilmesi gereken biliyor ya. Gerisi onların sorunu, neden biliyor musun? Çünkü bunu hepimiz yapıyoruz. Çok yargılıyız. Her şeyi yargılıyoruz ama.
Hepimiz her şeyi yargılıyoruz. Maalesef ön yargılıyoruz. Evlatlarımızı yargılıyoruz ya, yeri geliyor. Artık yani ötesi yok ya bu. O yüzden hani bunu da anlayışla karşılıyorum. hani şey, İsa demiş ya, öbür yanağını uzat evlat. Hani sana biri tokat atarsa gibi bir şey yani. Ben o öyle devam ediyorum hayatıma. Hani sen aslında çok uzun zamandır böyle yüksek vardı. Hani böyle bir kızma, kırılma, öfke falan değil de hani ya o da olacak ya, biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü yani bir surede der ki biz onların gözlerine perde indirdik. Yani görmüyorlar maalesef. Yani şifalandırdın sen kendini. Ben başka boyuta geçtim. Evet, bu çok takdir ediyorum. Kendi dünyanda, kendi iç dünyanda yaptığın manevi yolculuk vesaire vesaire. Ama Volkan artık çalışsın, ben gidiyorum. Bu çok değerli bir aslında şey, bir görev bunu konuşmak. Çünkü neden biliyor musun? Görev diyorum, yanlış anlama. İnsana sevgiyi aşılamak bir görevdir. Tabii ki. İnsanlar öfkeli. İnsanlar mutsuz gerçekten. İnsanlar birbirlerini sevmiyorlar. Ya magazin camiası işte öyle. Herkesin birbirini sırtından vurduğu. Düştüğünde kimsenin sana elini uzatmayacağı. Uzatırsa da bunu reklam malzemesi yapabileceği. Anlatabiliyor muyum? Okay. Yani sıkıntılı bir yer. Çok. Orada orada düşmek çok bunu ne zaman keşfettin? Bu çok uzun zamandır ben bunu biliyorum zaten. Ben hep biliyordum. Ben hep kendimi muhafaza ettim ama hayatımda yaşadığım şeyler o kadar garipti ki, güçlü yani filler karıncaları ezdi, öyle söyleyeyim. Ya zaten şimdi magazin dünyası denen şey başka bir yani, orada sen değilsin zaten. Stratejik olman gerekiyor. Niye, ben hep benim. Hayır, sensin fakat. Ya stratejik, benim stratejim de küfür etmemek olabilir. Yani ben gibi. Hani ama gene bir stratejik içerisinde oluyorsun. Seda Sayan'ın yıllardır halka oynaması gibi. İrem Derici'nin, Demet Akalın'ın halka oynaması gibi. Bunlar da stratejik davranışlar. Mesela yok, yani şimdi şöyle bak. Burada yani ben varım. İlk önce buna gerçekten izin vermek vermem. Hani şöyle vermem. Yanlış anlama beni. Neyi? Herkes strateji yapıyor. Bunu İrem Derici, Demet Akalın diye ayıramayız. Hani onları, en belirgin benim gördüğüm. Onları hani kurban etmek çok kurban hoş değil, olmaz yani. Kurban değil. Tabii isim anmayalım. Yani hayır, şöyle ben böyle görüyorum. Bu benim fikrim. Bu senin fikrin. Diğer savunduğun şey. Tamam. Sen Demet Akalın, İrem Derici, Seda Sayan hakkında yorum yapmayabilirsin ama ben yapabilirim. Haklı. Ama hani bana saygı duyun çünkü biz o zaman. Tamam. Ama olay bu değil, evet, yani. Anladın ya. Değil mi? Strateji başka bir dünya. Var. Hadi devam, ben seni dinliyorum. 3 soruydu, bitti. Bitti zaten, sen şey yaptın, uzattın. Şimdi ben kavga ediyoruz. Var mı böyle ama bir şey? Ama biz böyle doğalımız bu. Evet, tamam. Ben böyle anlıyorum. Bir yapacağım ama son kendi sorularıma gireceğim. Zıt kutupları her zaman birbirini çekmekteydi. Şimdi Volkan bakalım neler soracak böyle. Evet, bence bu tarz sorular soracağım sorular için bir ön hazırlık. Çünkü seni gerçekten bilmeleri lazım. Yani böyle bir realite var yani. Hani bundan kaçmamak gerekiyor bence. Şöyle bir şey söyleyeceğim sana. Sibel Hanım, hani mesela bir yere konuk davet ettiklerinde sormamızı istediğiniz şeyler var mı diye sorarlar. Çok saçma. Sorarlar. Gerçekten. Soruyorlar, biliyorum. Ya da hani ama bazen de öyle bir an geliyor ki yani çok alakasız şeyler sorabiliyorlar. Ben hep şey derim. Lütfen akışta kalın. İstediğiniz soruyu sorun. Evet. Verebileceğim bir cevabım hep vardır. Tamam. O yüzden yani kopya almayı sevmiyorum ben. Önce bir dipnot vereceğim. Az evvel şöyle bir cümle kullandım. Filler karıncaları Ezer. Filler aslında çok naif bir hayvan ama karıncaları bilerek ezmedi, bilinçli ezmediğini sen de biliyorsun. Bakış açısı doğrudan mı ya da farklı bir yönden mi? Önemli olan o. Yani bazen metafor yaparsın. Metaforları gönderme yaparsın. Kullandığın yer önemli, alan önemli. İşte burada kilitlendiğim nokta burası benim. Ben biraz konunun başına gideceğim. Seni tanımıyordum. Çok başa gittim. Ama direkt geçeceğim burayı. Tamam. Sende ilgimi çeken şey, ben senin evinden, beni misafir ettim bu arada. İlk misafir ettiğim günden sonra Harun'a şöyle bir cümle kullandım. Ya iç dünyası inanılmaz derecede beni yansıtıyor. Ay ne güzel. Evet yani bunu çünkü yani orada bir onun için kişi... benimle bunları konuşmak istedin. Harika, evet, çok yani şu anki konuşma, ben soru sorma gereksinim bundan dolayı.
Bu arada karıncalar demişken şu an karıncalar, karıncalar bir savaş vardı diye bir tiyatro sahneleniyor ve kesinlikle herkesin gitmesini tavsiye ediyorum. Mert Onukut'u yanılmıyorsam tek kişilik bir gösteri. Hmm. Üsküdar Müsaitzade Celal sahnesinde şu an. Müthiş. John Steinbeck'in eseri Ülkü Tamer'i, Ülkü Tamer çeviriyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Tamam. Şunu soracağım. Magazinsel kısmı geçiyorum. Bazen sen de şunu yakalıyorum. Duruyorsun ve bir seslenişte bulunuyorsun. İçine bir seslenişte bulunuyorsun. Bir şimdi bu olay böyle devam ederken yapmanız gereken şeyi ben size söylüyorum. Google'a Sibel Gökçe kimdir yazıyorsunuz. Kim olduğunu öğreniyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.